yıllar önce öğretmenlik yaptığım günlerden bir tanesinde arkadaşlarım bir gün, yani o kadar çok söylediler ki bunu, benim rahat hareket edip hiç anlayamıyorlar böyle. Dediler ki abim ya bırak Allah'ını, sen de görüyorsun ve bizi kandırıyorsun kesin. Kesin dediler yani, hiç bununla şüphemiz falan yok. Biri söylüyor, biri başkası söylüyor, biri başkası söylüyor. Ondan sonra bir gün Allah Allah'ım ya, bu kadar çok insan söylediğin gibi acaba hakikaten ben görüyor olabilir miyim diye şüphelendim ondan sonra. Neyse gözlerimi kapattım da yürümeye başladım. Baktım hiçbir şey değişmiyor. Dedim yok abicim yok, ben görmüyorum gerçekten. Çünkü eğer öyle olsa gözümü kapattığım zaman yürüyememem lazım mesela falan. Ama öyle değil yani ondan sonra. Acaba yoksa daha gelecek bunu yazınız. Hoş geldiniz. Acaba yoksa daha gelecek ismat olacak mı? Müşkene isterler. Res eder. Kontrol M. Halis kurarlar. Öldürümün çok bir seçeneği izlemiştir. Yıldız. Cevap M. Sektör. 1968 Çanakkale Bayramiç doğumluyum. 6 çocuklu bir ailenin 6. ve son çocuğu olarak dünyaya geldim. Doğduğumdan çok kısa bir zaman sonra komşular fark etmişler. Işığa biraz tuhaf bakıyor bu çocuk falan diyerekten. Ve gözlerimin görmediği anlaşılmış. Daha sonra bir doktorlara vesaire falan götürülüyor. Derken ben çok mutlu mesut bir çocukluk hayatı yaşadıktan sonra 7 yaşına geliyorum. Benimle beraber okula gitmesi giden, yani aynı yaşta olduğumuz akranlarımız diyelim, okula başlıyorlar haliyle. Bir tek ben başlayamıyorum. Ya hani başımızda kel değil ama şimdi kel de o zamanlar değildi. Meğer onunla ilgisi yokmuş. Bizim memlekette gözleri görmeyen insana eğitim verebilecek ne okul ne de öğretmen varmış onun için. Ben çok meraklı ve istekli, arzulu, heyecanlı bir çocuk olduğum için ben niye okuyamıyorum falan filan diye uğraşmaktan artık benim tacizlerime dayanamıyorlar ve abim bana telden harf yapıyor. Telden harflerle ben sizlerin okuduğu yazıları, mesela şu kitaplarımı imzalarken o telden harflerden öğrendiğim harflerle yazarım ve imza atarım altına. Babam büyük çabalarla beni İstanbul İstinye Körler Okulu'na yerleştiriyor yatılı olarak. İlkokul İstinye Körler Okulu'nda okudum. Ortaokul lise Büyükçekmece Lisesi'nde okudum ve 1986 senesinde üniversite sınavına girip Boğaziçi Üniversitesi'nin önce sosyoloji bölümünü kazandım. Peşinden de bölüm değiştirip psikoloji bölümünden mezun oldum. 91 Kasım diyelim de memuriyete başladım. Üniversitede henüz işte mezun olmama birkaç ay kala Boğaziçi Üniversitesi'nde memuriyete başladım. Ve 1,5 yıl orada çalıştıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na geçip önce 1,5 yıl rehber öğretmenlik, sonra 10 yıl kadar İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra 2005 ila 2012 yılları arasında da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde özel eğitim ve rehberlik alanında şube müdürlüğü yaptım. Ve 2012 Aralık'tan bu yana da Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın İstanbul İl Müdürlüğü'nde AB Projeler ve Dış İlişkiler biriminden sorumlu İl Müdür Yardımcılığı görevime devam ediyorum halen. Yani hayatımın her tarafı böyle faaliyetle geçti, geçebi geldi. En büyük zaafım, önümde hayırlı bir iş durur da ben bir tarafından tutamam diye aklım çıkar. Türkiye'de kabartma Kur'an-ı Kerim'i 1988 yılında öğrendim. 89 yılında yine ilk açılan resmi kabartma Kur'an kursunda Allah nasip etti, kabartma Kur'an kursu hocalığı yapma imkanım oldu. 3 farklı radyoda radyo programcılığı yaptım. Türkiye'de kabartma Kur'an'ın basımıyla alakalı gayretlerim, çabalarım oldu. Yani asıl işi ben yaptım diyemem, doğruyu söyleyeyim. Üniversite yıllarında bir sesli kaset dergi çıkardık, yayınladık falan. Türkiye'de yine kabartma Risale-i Nur'un, daha sonra Risale-i Nur'ların ki Diyanet tarafından da basılmış versiyonları var. Onların kabartmaya çevrilmesi vazifesi bize nasip oldu. 2001, 2002, 2003 o yıllarda görme engellilere has 2 tane özel yazılım programının danışmanlığını yaptım. Birisi ekran okuyucu programdı bunların. Bir tanesi de Latin harflerini, ya da bilgisayardaki harfleri, ekranda görünen harflerin kabartma yazıya aktarılmasıyla ilgili bir çalışmaydı. 2006-2010 yıllarında yine Ümraniye Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğim var. 2004 yılı yanlış hatırlamıyorsam Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği'nin kurucularındanım. Valla yani görme engellilikle alakalı ben, yani özellikle doğuştan görme engelli olanları şanssız addedenlerdenim. Sonradan görmemek zordur.
Yani aslında görme engelliliğin zorluğunu insanlar şöyle zorluk diye hissederler. Gözlerini kapatırlar ve görme engelliği anlamaya çalışırlar. Halbuki görme, yani gözlerini kapayarak görme engelliği anlamaya çalışmak, görme engelliği anlamak değil, bilakis yanlış anlamaktır bana göre. Doğuştan görmeyen insan, doğuştan olduğu için hayatın normalinin de zaten böyle olduğunu zanneder. Öyle olduğunu düşünür. Ve dolayısıyla ben hayatımda görme engellikle ilgili, yani toplumun bana ön yargıları dışında hiçbir problem yaşamadım desem abartı olmaz. Bir yıl aşkındır projeler biriminden sorumlu il müdür yardımcısıyım. Benim bir sonramda çalışan şube müdür arkadaşım var. Üç tane daha çalışanımız var. Onlarla birlikte il müdürlüğümüz adına gerek çocuk hizmetleri, gerek engelli, gerek yaşlı, gerek kadın, gerek koruyucu aile, evlat edinme vesaire, bütün bu birimlerimizle ilgili projeler üretmeye çalışıyor ve devam ediyoruz. Ve görme engellerle ilgili yani Türkiye'de ilk ve tek diyebileceğim il müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulmuş, daha doğrusu valiliğimiz bünyesinde oluşturulmuş bir bilişim erişilebilirliği komisyonumuz var. Görme ve işitme engelli arkadaşlarımızın bilişimden yararlanırken faydalanmaları gereken bir kısım adımların atılması lazım. Bunlarla alakalı çalışmalar yapa gelen, yani şu anda 6. yılını doldurdu bir bilişim erişilebilirliği komisyonumuz var. Bu yani ben bu komisyonun hem kurucusu hem de başkanlığını halen yürütüyorum. Valla ben edebiyat kolu mezunuyum. Ve edebiyat kolundan mezun olduktan sonra, yani eskiden beri yazmaya çok merakım vardı. İlkokul yıllarından beri vardı merakım. Yani o yazarlık yönümle beraber işte hayata dokunmak, işte kör öyküler, siz zaten biraz önce saydınız onları. Kitaplarımın hepsinin tabii ayrı açıdan bir özelliği var. Hayata dokunmak kitabı direkt benim hayatımı anlatan bir şey. Yani hayata dokunmak kitabım ilk çıktığında, ilk zannediyorum 4 ya da 5 baskıda 204 sayfaydı ondan sonra. Ama 2012'den sonra, ben Milli Eğitim'den ayrıldıktan sonra bazı ilave, yani Milli Eğitim Şube Müdürlüğü dönemime ait bazı ilavelerle beraber 296 sayfa oldu ondan sonra. Ve benim hayatımı anlatır. Yani o hayatımın içerisinden kesitler ve fıkralar diyebileceğim, demin bir iki tane işaret verdim, örnek verdim. Onu kör öykülerde anlatıyorum. Yani görenlerle görmeyenler arasındaki iletişim kazası fıkraları diyebileceğimiz bir kitap o. Tamamen fıkralar ama tamamı yaşanmış. Yani kurgu yok orada. Efendime söyleyeyim. Abese Ruhu kitabında da engellilerin, yani daha doğrusu toplumun engelliler ve engellilerin toplumda yaşadıkları hatıraların dini yönden değerlendirilmesi konusunu işlediğim bir şey.